Biz başladığımızda evet malzemeleri falan var ama dünya genelinde o kadar iyi toplarla, o kadar iyi rampalarla oynuyorlar ki yani insanlar. Portekiz'e gittiğimizde biz bir baktık hani bizim toplarımız o kadar yetersiz kalıyor ki. Evet düğünde işte biraz altınımız vardı onlar takıldı ne yapalım ne edelim dedik bunları satalım. Hayalin bu madem ben de senin hayaline ortak olayım. Beraber bir hedefimiz olsun. Altınları sattık. Malzemelerin en iyisi hangisiyse, yurt dışında kimler nelerle oynuyor, araştırdık, baktık hepsini. Sattık altınları, getirttirdik. Bismillah deyip de başladık. Çok şükür Brezilya'ya giderken tek hayalimiz de o İstiklal Marşı'nı ağlayarak okumaktı. Altın madalyayla Türkiye'de bocce sporunda bir ilki gerçekleştirmek çok onur vericiydi bizim için. Evlendikten sonra eşimle ne yapabiliriz ki? Çünkü kendisi de antrenör, bocce antrenörü, aynı zamanda hakem, sporun içinden birisi olduğu için dedi ben önersen hayallerin her şeyini yaşatmak istiyorum. Yani ben de bocceyi çok seviyorum ve bu yolda ilerlemek istiyorum. Dedi ne gerekiyorsa yapalım. Sen her şeyi yaşamanı istiyorum. O zamanlar yani düğünü yeni yaptık. Maddi zorluklarımız oldu. Sağ olsun kendisi teklif etti. Dedi altınlarımızı da var dedi. Onları dedi bozduruz dedi. Eşim beni cesaretlendirdi bu konuda. Dedik tamam biz bu yola bir baş koyduk. O İstiklal Marşı'nı beraber okutturacağız. Ve bunun için de en iyi malzemeleri getirtirelim. Bu şekilde malzemelerimizi yavaş yavaş tamamlamaya başladık. Topumuzu aldık, rampamızı Güney Kore'den getirtirdim. Ve artık tamamen profesyonelce başlayıp o ay yıldızlı bayrağımızı dalgalanıp İstiklal Marşı'mızı okutturmak için birbirimize söz verdik. Tabii burada sahada da çok düzenli bir antrenmanla Brezilya Dünya Kupası'na hazırlandık. Ve Brezilya'ya giderken de birbirimize söz verdik. O İstiklal Marşı'mızı okutturacağız dedik. Çok şükür çalışmalarımızın sayesinde malzemelerimiz de temin ettiğimiz için birinci sınıf. Ve Brezilya'ya gittik. Yani dünyanın en iyi sporcularına karşı mücadele etmek için. Brezilya'da bireysellerde önce grup maçlarını tamamladık. 2-2 yaparak grupta grup lider olarak çıktım. Arkasından çeyrek finalde rakibimi yendim. Yarı finalde ve finalde çok şükür finalde Brezilyalı rakibime karşı net bir skorla 8-0'la dünya sıralamasında kendisi çok yükseklerde bir sporcuydu ve turnuva favorisiydi. Net bir skorla 8-0 yenerek o ilk İstiklal Marşımızı altın madalyayı orada alarak ağlayarak okutturmak bizim için